Ölüm madeninde yaşamını yitiren maden emekçilerimiz memleketlerinde vatan toprağına emanet ediliyor. Şu ana dek faciadan en fazla etkilenen yerlerden biri de İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Elmadere köyü. Acı olay Elmadere ve Büyükoba mahallesinde birçok eve ateş düşürdü. Bu acıyı tarif etmeye kelimeler yetmiyor. Ne desek, ne söylesek boş sanki. Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında yaşamını yitiren işçilerden 10'unun cenazeleri İzmir'in Kınık ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Akraba olan 10 işçi için köy meydanında tören düzenlendi. Cenazeler yıkandıktan sonra baba ocaklarına getirildi, helallik istendi. Hep bir ağızdan helal olsun sesleri yükseldi. Dualar okundu, gözyaşları sel oldu. Kadınlar ayakta durmakta zorluk çekerken sinir krizi geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti. Bu arada acılı bir kadın yakınını görmek için tabuta yöneldi. Cenazeler uzun araç konvoyuyla getirildi köy meydanına. Yan yana konuldu, yürekler dayanamadı. Feryatlar koptu, gözyaşları sel oldu aktı. Bırakın açılsın. Sonsuzluğa uğurlanan onca can geride eşlerini, çocuklarını ve dostlarını bıraktı. Soma'daki ölüm madeninde yaşanan korkunç facia birçok hayata tutunuş hikayesini de beraberinde getirdi. TGRT Haber ekipleri o hikayelerin kahramanlarından birine daha ulaştı. Facia sırasında madende olan ve kendi gaz maskesini madenci arkadaşına veren Cüneyt Suay o anları TGRT Haber'e anlattı. 4-3 kişi, 7 kişilik bir ekip orada çalışıyorduk. Duman gelmeye başladı. Duman bir iki nefes aldık. Ciğerlerimiz, boğazlarımızı yakmaya başladı. Sonra arkadaşlar gaz maskelerini çıkardı. Onlar taktı. Temiz hava gelen bir yer var. Biz kendimizi oraya attık. Arkadaş geldi, amir geldi. Dedi daha durumu ağır olanlar var. Gaz maskelerini onlara verelim dedi. Ben onlara verdim. Ondan sonra ileride bir kapılar daha var. Oraya var mı diye gittik. Orada 3 arkadaş çıktı. Birisi ağır, ikisi normaldi. Ben ağır arkadaşı aldım. O esnada da bantlar falan çalışmıyordu. Elektrikler kesikti. Bantlar çalıştırdılar. Bantlar çıkardık onu. 3 kişiyi çıkardık. Çıktım. 7-8 bir arkadaş daha vardı. 15-16 kişi biz çıktık o esnada. Ama bu arkadaşların hepsi beraber çalışıyorduk. Aynı vardiyada çalışıyorduk. Dumanların geldiği zaman kaçacaktık. Gidecektik ama bir düşündük kimse yok. Öbür arkadaşların durumları daha ağır dedik. Biz yine temiz hava falan alıyoruz. Dedik onları kurtaralım. Onlara yardımcı olalım. İşte 3 arkadaş çıkardık. Biz 7 kişi 3 arkadaş çıkardık. Birisinin durumu ağırdı. Öbür ikisi normaldi yani. Düzeldi onlar. Tabii bizimkiler de ben öldü diye haber gelmiş. Çoluğum çocuğum da. Sonra ben telefon ettim. İyiyim ben dedim. Oğlum var. 10 yaşında. Kızım var. Oğlum dedi baba. Ölüyorum ben. Ölüyorum. Ağlıyor. Yok dedim. İnanmıyorum görmeden seni dedi. Sonra ben eve gittim. Evde gördükten sonra geri geldim. Yine arkadaşlara yardım etmek için geriye geldim. Eve geldiğinizde ne hissetti oğlunuz, kızınız, eşiniz? Sevindi ama ben de sevindim ama hiç sevinemedim. Çünkü bu facia katlayan. Zor bir an o çok an. Çok zor, çok çok zor. Çok zor. Beraber hala çalıştınız arkadaşlarınızı. Beraber çalıştım arkadaşlarım. Sürekli 2 yıldır beraber ekmek yedim arkadaşlarımdan. 30 tanesini kaybettim. Savaştepe bu köyden, Kınık'ın içinden. Cumali köyünden arkadaşları kaybettim. Soma'daki faciadan sonra ortaya çıkan dramlar tüm Türkiye'nin yüreğini dağlamaya devam ediyor. Soma'daki maden ocağında meydana gelen yangın sonucu hayatını